dikkate almamız gereken bir başka şey de bireysel kalitesi oyuncuların. Mesela Icardi gibi oyuncuya ancak hayranlık duyabilirsiniz. Oynadığımız oyundan memnunum. Yarattığımız şanslardan, yarattığımız tehlikelerden dolayı memnunum. Maçın hakimi bizdik bu oyunda da. Fakat 2-1 kaybettikten sonra da yapmanız gereken şey rakibinizi tebrik etmek. Öncelikle biz iyi takım olduğumuzu gösterdik burada. Her zaman cesur olmamız gerektiğini söyledim ve cesur olmaya devam etmeliyiz. Kendimizi göstermeye devam etmeliyiz. Burada yanılmıyorsam eğer 15 milyonluk bir şehirdeyiz. Bizim kendi evimizde 25 bin kişi var sadece. Biz büyük bir gölde küçük bir balık olarak geldik buraya. Fakat ilerleyen günlerde, ilerleyen karşılaşmalarda da Molde adını daha iyi duyurmak için elimizden geleni yapacağız. Siz de biliyorsunuz yediğimiz gollerden iki tanesi serbest vuruştan geldi, bir tanesi penaltıdan geldi, bir tanesi Icardi tarafından atılmış çok çok güzel bir gol. Dolayısıyla bunu bireysel kalite olarak özetleyebilirim. Açıkçası bir cehennem değildi diyebilirim. Biz buraya geldiğimizden beri hep iyi insanlar gördük. Burada yaşadığım havaya bayıldım. Türkiye'yi seviyoruz. Belirleyici şey bana kalırsa ilk maçtı. Çünkü böyle bir takıma karşı, kaliteli bir takıma karşı 3 gol yemek ilk maçta çok fazla. Bunu yapmamanız lazım. Bir başka şey de dikkat çekilmesi gereken, biz sezon ortasındayız. Fakat onlar sezona yeni başlamışlardı. Biz daha iyi olan taraftık, daha iyi takımdık. Fakat karşıda daha iyi oyuncular vardı. Galatasaray da eğer sezon ortasında olsaydı belki başka bir şey izleyebilirdik. Şunu söyleyebilirim, biz zor bir rakibiz. İleriye doğru oynuyoruz ve boş alanları iyi kullanıyoruz. Belki bizim gibi bir takıma karşı bu kadar ileride baskı yapmazdım ve arkada bu kadar alan bırakmazdım diyebilirim.